11 Ağustos 2018, Manisa merkeze bağlı Tepecik. Evet. Tepecik'teyiz. Yusuf Ufuk Yurt. Ufuk Yurt. Rekor gelişim müşterimiz. Burada bağlarında sorunlu olan, floksera olan, sürücülerin bağlarında ürünümüzü rekor gelişimi bu sezon kullandılar. Evet. Burada ne oldu? Öncelikle toprağımızdan başlayalım. Yani toprağımızda ne vardı? Nasıl bir değişim oldu? Bağlarımıza nasıl yansıdı? Bağlarda ne oluyordu? Ya şu an nedir durum? Toprağımızda şey olmadığı için. Evet. Bu arayış içindeydik. Temel sorunu neydi burada? Yani çubuk mu yapmıyordu? Çubuk yapmıyordu, üzüm de yapmıyordu, çubuk da yapmıyordu. Çubuk da yapmıyordu, üzüm de yapmıyordu. Evet. Peki şu an üzüm var, bu sene üzüm var ve bu üzüm için, bu sene bağcılık için kötü bir yıldayız. Yani iklim anlamında kötü bir yıl. Şu an öncelikle toprağımızdan bahsedelim. Yani buraya attıktan sonra, bunu siz sonbaharda yağmurlar başlamadan attınız. Evet. Baharda toprak işlerken toprağın değişimini hissettiniz mi? Tabii rekor gelişimde daha önce sürerken falan işçiliği falan zor oluyordu. Zor oluyordu. Şimdi toprak... Bıraksı kaç dönüm? Onu bir sorayım. 12 dönüm. Bunun tam ortasında bir yer bozuk. 5-6 dönüm bir yeri bozuk. Bozuk. Evet. Siz burayı uyguladınız. Evet. Peki toprağı işlerken daha sonra ne hissettiniz toprakta yani? Toprakta bir gevşeme yani ne bileyim. Tavlılık. Tavlılık. Peki önceden sürerken nasıldı? Ne oluyordu? Önceden sürerken buraları anız gibi çatlıyordu. Ben herkes gibi kurcalayamıyordum yani. Keseklenme tabii, oluyor tabii, muydu? Tabii çok oluyordu. Ekstra onun için de bir mücadele ediyordunuz. Evet. Şimdi burada kol yapmama sürmeme sorunu vardı. Şöyle üzümü de gösterelim. Üzüm de alamıyorduk. Valla sürgünler de çok güzel. Yedekler de güzel. Yedek çıkmıyordu zaten burada. Yedek olmuyordu yedek, yani. Yedek dediğiniz olayı bir izah eder misiniz? Evet. Yani izleyicilerimiz yedek de izleyecekler. Önümüzdeki yıl üzüm verecek olan kollar gösterelim yani. Mi? Buradan bir tane gösterelim. Bir iki tane. Yani buradan gösterelim. Bu tarafta. Mesela şu altlarda bak. Şu dallar. Şunlar. Bak. Burada bak. Kırmızı bir işkin bak. Bak. Bunlara bir yedek. Yani böyle... bu gelecek yılı bağımızın doğuş yapacak olan dollar bunlar. Yani şimdi, bunlar daha önce olmuyordu yani. Olmuyordu. Hepsi çıkıntı çubuk gibi oluyordu. Şimdi yani. Biz burayı sökecektik değil mi? Kafaya koymuştuk. Evet. Manisa merkez bayimize uğradınız. Evet. Ürününüzden aldınız. Burayı kullandınız. Uygulamayı nasıl yaptınız? Ona bir tarif eder misiniz? Vallahi uygulamayı burada, işte Hakan'ın söylediği gibi. Saçtınız değil mi? Saçarak. Saçtık, pırpırla attık. Her yere saçtınız değil mi? Alanın her tarafına. Komple, hiç ayırmadan. Bağdiklerine, sıralara, aralara. Her gara girdim. Her yere girdi. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Rekor gelişim öncelikle bir ilaç, bir gübre değildir. Evet. Yani burada flöksera'da hastalıklı bir bağ içerisinde uygulamayı yaptık ama tabii siz bizden önce birçok uygulama yaptınız. Evet. Birçok gübre. Denedik çok, tabii, denedik. Farklı, değişik ürünler burada kullandınız. En son denedik, en son rekor gelişimde karar kıldık yani. Şimdi, kol yaptı, evet. Üzüm yaptı. Üzüm de güzel. Buralarda işte kuş üzüm oluyor zaten. Buralarda kuş üzüm oluyordu. Bu sene nasıl? Evet. Bu sene çok güzel. Bu sene güzel. Peki farklı gözlemlediğiniz bir şeyler var mı? Bağla ilgili söyleyebileceğiniz. Burada. Bağla ilgili söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Yani şu an gelişimi güzel, beğendim. Yani hoşuma gitti yani. Memnunsunuz. Buradan memnunsunuz. Evet. Zaten az önce konuşurken şunu söylemiştiniz. Yukarıdan baktığımızda burası boştu diyoruz. Tabii boştu evet. Peki sapsarı mesela bakıyorum böyle hani bakımsız sahibi ölmüş bir yer gibi yani kimse an, bakmıyor gibi an yani öyle. Bağda mesela geçen yıllarda yaprakla ilgili yaprak durumu nasıl oluyor? Yaprak da olmuyor zaten. Yaprak da yapmıyoruz zaten. Gösterelim gidelim. Evet. Böyle hala sürmeye de devam ediyoruz. Tabii evet. Yani gözleri de gösterelim. Şu şekilde. Çubuklar güzel. Çubuklar hep pişti. Önümüzdeki yıl buna uzun yapacak. Kollar bunlar hep işte böyle. Yani kurular. Bunları normalde geçen senelerde almıyorduk. Kaç yaşında bu bağ? 18 yaşında bir bağ. Cins bir çeşit ismi var mıdır? 1613. 1613
burada böyle bir yok yani. Burada yani. Burada sökmeyi düşündüğümüz bir bağda rekor gelişim kullandınız. Evet. Önümüzdeki yıl kompresini kullanacaksınız. Burada öncelikle toprak sorunumuz vardı. Toprağımızın yapısı itibariyle toprak çök gelişimine vesaireye müsait değildi. Suyu yani. Emmiyordu, evet. Keseklenme yapıyordu, sertleşiyordu, aşırı çatlıyordu. Evet. Verdiğiniz hiçbir gübreyi almıyordu. Evet. Burada olduğundan çok çok fazla gübre atarak bile sonuca varamıyordunuz. Tabii tabii. Tabii ki. Yani gübreyi de çok denedik. Her çeşidini denedik yani. Belirlenen, tespit edilen filoksera oldu. Burada filoksera var. Bunu bir ilaçla, bir gübreyle vesaire tedavi etme yoluna gittiniz. Evet. Şimdi rekor gelişim kullandıktan sonra bunların tamamı değişti. Evet. Peki bunu tavsiye eder misiniz bağcılara? Özellikle Manisa'daki üreticiler ve Türkiye'deki bağcılar sizi izleyecekler. Yani böyle gelişme göstermeyen yerlerde, toprağın süzgen olmayan yerlerinde, yani havuz gibi su tutan yerlerde bunu kullansınlar yani. Ben burası için bir şey daha söylemiştiniz. Evet. Burası eskiden göl vesaire yatağı gibi bir durumdan bahsettiniz. Evet. Şimdi tekrar yeniliyorum. Rekor gelişim ilaç gübre değil. Evet. Ama çalışmayan bir toprak yapısında dünyadaki en kaliteli bir ürünü de getirseniz o ağacınıza, bitkinize, toprağınıza faydası olmuyor. Evet. Yani anlamında, bu gelişim anlamında saçak gelişimi, kök gelişimi, köklerin kendini yenileyebilmesi sağlıklı, verimli, drenajı iyi, çoraklaşma varsa, tuzlaşma varsa bunların olmadığı bir toprak yapısında oluyor. Manisalı bağcılarımız sizi ekranlardan izleyecekler. Vallahi herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü işlemesi de güzel. Evet. Bağın kök atma konusunda geldiği zaman toprağı belirli bir toprağı şey yapan yani etkisini gösteren bir gübre yani. Peki şunu da sorayım ben. Burada illaki birilerinden teknik destek alıyorsunuz, danışmanlık alıyorsunuz. Burayla alakalı son dönemde bir gözlemler oldu mu? Yani eşinizin, dostunuzun ya da farklı kişilerden. Hiç. Yani buranın bozuk olduğunu bilip de değişimi görenler var mı? Fark eden oluyor mu komşularımızdan? Vallahi gösterdiniz mi yani? Ekrem var, Dilköy'lü demişi, Hakan bilir. Evet. O kendisi söyledi, evvel gün akşam. Ne dedi mesela? Emre'nin düğününde. Dedi, çok güzel dedi, üzüm var dedi yani. Bu sene dedi, ben hayret ettim dedi yani. Her sene bozuktu, bu sene iyi oldu. Evet. Yani burada şu da olmuş oluyor. İkinci bir, üçüncü bir kişi de sizin bağınızın düzeldiğini görebiliyor. Evet. Bunu seçebiliyor. Biz teşekkür ederiz. Bağınızı bize gezdirdiniz, paylaştınız. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Bol bereketli hasatlar diliyoruz. Şöyle ekranımıza bakalım. Allah razı olsun. Sizlerden de. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.